Mutlu akşamlar efendim. 10 Şubat 2021 takvim yaprakları bugün. Günlerden de çarşamba. Haftanın tam da orta yerindeyiz. Kanal 3 Ana Haber'e hoş geldiniz. Saatlerimiz de tam 18.30'u gösteriyor. Dop dolu bir gündemle yine her akşam olduğu gibi karşınızdayız. Yaklaşık bir saat boyunca hem Türkiye gündemin hem de bölge gündeminde öne çıkan başlıkları tek tek paylaşacağız. Ve hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz efendim. Türkiye uzaya da adını yazdıracak. Heyecan veren gelişmeleri dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı. Buna göre Türkiye 2023 yılında Ay'a gidecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında da Ay'a ilk temas gerçekleşecek, yapılacak. Bir Türk vatandaşı da uzaya gidecek. İşte uzay programının yol haritası. Türkiye'nin milli uzay programı heyecan oluşturdu. Bunu paylaşan isimse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Başkan Erdoğan, milli uzay programının ayrıntılarını tek tek paylaştı. Cumhuriyetin 100. yılında ilk temas gerçekleştirilecek, 2023'te Ay'a gidilecek. Ayağımız dünyada, gözümüz uzayda olacak. Kökümüz dünyada, dallarımız göklerde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programının 10 yıllık 10 hedefini açıkladı. Birinci ve en önemli hedef olarak 2023 yılında Ay'a gidileceğini açıklayan Erdoğan, "Son hedefimiz bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir," dedi. Milli uzay programındaki birincil ve en önemli hedefimiz, Cumhuriyetimizin 100. yılında Ay'a ilk teması gerçekleştirmektir. Evet, inşallah Ay'a gidiyoruz. Hazırlıklarına başladığımız Ay programı ile bu hedefi iki aşamada tamamlamayı planlıyoruz. İlk aşamada 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. 2028 yılında hayata geçirmeyi planladığımız ikinci aşamada ise aracımızı yakın yörüngeye çıkaracak ilk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizle yapmayı hedefliyoruz. Ay'a yumuşak iniş gerçekleştireceğimiz bu aşamayı da tamamladığımızda Ay'da bilimsel faaliyetler yapabilen sayılı ülkelerden biri konumuna geleceğiz. 10. ve son hedefimiz, evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Göbekli Tepe'deki gizemli bloğunda sırrı bu toplantıda ortaya çıktı. Herkes bu metal bloğun ne olduğunu merak ederken, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla metal bloğun Türkiye'nin milli uzay programı tanıtımının parçası olduğu anlaşıldı. Milli uzay programımızı bugünlerde meşhur olan sloganıyla tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, ayı gör. Evet, Türkiye'nin aslında çok yakından ilgilendiren, sevindiren gelişmeler bunlar. Bakalım önümüzdeki süreçte bu ay konusuyla ilgili, yapılacak çalışmalarla ilgili, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı konularla ilgili ne gibi gelişmeler olacak ama birçoğumuz heyecanlanmış durumdayız. Bu da bir gerçek. Başkan Erdoğan bunları dün akşamki grup toplantısında konuşmuştu. Düzeltiyorum. Dün akşamki o uzay programında, milli uzay programı toplantısında konuşmuştu. Bugün de partisinin grup toplantısında konuştu. Malum yeni anayasa konusu tüm partilerin bir numaralı gündem maddesi. Gündem olmayı sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısında yeni anayasa çağrısını yineledi. Diğer siyasi partilere de gelin hep birlikte yeni bir anayasa teklifi hazırlayalım ve bunu tartışalım dedi. Bir diğer yandan Erdoğan'ın hedefinde Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran Yunan Başbakanı Mitsotakis de vardı. Erdoğan, Türk işgali sözleriyle tepki çeken Mitsotakis'e "Haddini bileceksin, çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın," dedi. Bu şekilde yanıt verdi. CHP'li belediyeler başlığıyla konuşmasını sürdürdü Erdoğan. Bu belediyelerin hizmet sürecini de yayınlanan görüntülerle gözler önüne serdi. İşte grup toplantısından öne çıkan başlıklar AK Parti'nin. Toplantımıza teşrif etmişlerdir.
Kendilerine AK Parti grubumuz adına hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni anayasa çalışmalarına değindi. Diğer siyasi partilere yeni anayasa teklifi sürecine katılın çağrısı yaptı. Gelin hep birlikte yeni anayasa konusundaki tekliflerimizi yıl içinde hazırlayalım ve tartışmaya başlayalım. Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi dışarıda bırakmadan vizyoner bir bakış açısıyla, hüsnü niyetle, yapıcı bir yaklaşımla bunları milletimizle paylaşalım. Milletimizin önüne mümkün olan en kapsayıcı, en ufku geniş, ülkeyi en uzun süre taşıyacak metni koyalım. Cumhuriyetimizin 100. yılını darbe anayasasıyla değil, bu ülkeye ve aziz milletimize yakışan yeni sivil bir anayasa ile karşılayalım. Cumhur İttifakı olarak yeni anayasa çalışmalarına en yapıcı katkıyı sunmakta kararlıyız. Kötü manzaraların bazıları CHP'li belediyelerin iş başında bulunduğu şehirlerde sıkça görülmeye başlandı diyen Erdoğan, CHP'li belediyelerin hizmet sürecini ele aldı. İstanbul'u sokakları çöplerden geçilmeyen, musluklarından su akmayan, ulaşımı felç, etrafı altyapısı olmayan gecekondularla çevrili, havası kirli, insanları sahipsiz ve mutsuz bir şehir olarak devralmıştık. Ekibimizle birlikte el ele verip birkaç yıl içinde şehrin tüm sorunlarını çözüm yoluna koyduk. Kimden devralmıştık? CHP belediyesinden devralmıştık. Maalesef bu kötü manzaraların bazıları son dönemde İstanbul'da yeniden hortlamaya, İzmir'de ve CHP'li belediyelerin iş başında bulunduğu başka şehirlerde sıkça görülmeye başlandı. Doğu Akdeniz'e gerilimi tırmandıran Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in sözlerine Erdoğan'dan yanıt gecikmedi. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın diyen Erdoğan, haddini bil çakışında bulundu. Mitsotakis'le görüşebiliriz diyorum. Tabii ben bu açıklamayı yapıyorum. Bir de baktım şimdi Mitsotakis meydan okuyor. Şimdi sen bu meydanı okuduktan sonra biz seninle nasıl bir araya gelelim? Önce haddini bileceksin ya. Eğer gerçekten bir barış arayışı varsa sende, bana meydan okuma. Haddini bil. Tabii ben buradan Mitsotakis'e bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Bak, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı, kar. Hiçbirinden sana fayda gelmez. Ama biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Yola da böyle devam ederiz. Onun için çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Evet, izledik. Başkan Erdoğan bunları söyledi. Yunan Başbakanı'na yönelik çılgın Türkleri iyi bileceksin, iyi göreceksin dedi. Haddini bil dedi. Yunanistan'ın durumu da ortada malum. 6 aydır da askerlerine maaş ödeyemiyor ama o sırtını dağlara yasladı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Malum batıdaki diğer ülkeler Yunanistan ona güveniyor. Devam ediyoruz. Kimden bahsedeceğiz? Sultan Abdülhamit'ten veya 2. Abdülhamit'ten. Kimisi Ulu Hakan dedi. Kimisi tırnak içerisinde Kızıl Sultan yakıştırması yaptı ona. Çeşitli ithamlarda bulunuldu. Sultan Abdülhamit, 2. Abdülhamit'ten bahsedecek sıradaki haberimiz. 33 yıl boyunca zorluklarla, stratejiyle, akılla Devlet-i Aliye'yi o dönemde yönetmeye çalıştı. Ve bugün de ölümünün 103. yıl dönümü. Onunla ilgili hazırladığımız haberimizi izleyeceğiz. Osmanlı İmparatorluğu'nun devlete karşı mutlak hakimiyet sağlayan son padişahıydı o. Etrafı düşmanlarla dolu ama akıllı, zeki, çalışkan, devletine tam bağlı bir padişahtı. Ne istiyor bu İngilizler bizden Sultan? Hilafet sancağını indirmek isterler. Onların hesabı varsa Allah'ın da vardır.
Ulu Hakan da dediler, Gök Sultan da, hatta Kızıl Sultan ve tek adam benzetmesi de yaptılar. Osmanlı Cihan Devleti'nin en zor dönemlerinde tahttaydı. Serdar-ı Hakan, Abdülhamid Han, reis-i cihan Abdülhamid Han. 1842 yılında İstanbul'da doğan 2. Abdülhamid, 1876 ve 1909 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun başındaydı. Tahtta kaldığı yıllarda çok zorluklar yaşadı ama ülke onun döneminde birçok yenilikle tanıştı. Derhal Tahsin Paşa'nın bulunmasını istiyoruz. Dedeli ağır olur. 33 yıl boyunca devleti tüm zorluklara rağmen büyük bir maharetle idare etti Sultan Abdülhamid. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı olan Sultan, aynı zamanda devletin ilk anayasası olan Kanuni Esası'yı ilan etti. Osmanlı Devleti onun döneminde eğitimde, sağlıkta, kültür, sanat ve diğer birçok alanda büyük gelişim gösterdi. Şişli Eftal ve Darülaceze gibi kurumlar onun döneminde kuruldu. Bu demiryolu ihalesini İngilizlere verdiğimizde dostlarımızın da sarsılmaz bir güvenini kazanacağız. İşte o zaman. Bürokraside yapılan reformların yanı sıra Hicaz Demiryolu'nun inşası gibi projeler Sultan Abdülhamid döneminde hayata geçirildi. Sirkeci ve Haydarpaşa garları da 2. Abdülhamid tarafından yaptırıldı. Bu demiryolunu koruyacak iki şey var paşalar. İslam'ın hilali, Türk'ün yıldızı. Abdülhamid Han'ı öldürmek için dahili ve harici düşmanlar pek çok plan yaptı. Bunlardan birisi de Yıldız suikastıydı. Bir cuma namazı çıkışı bombalı suikast düzenlendi. İttihatçılar da Abdülhamid'in tahttan indirilmesi için büyük planlar hazırladı, ayaklanmalar yaşandı. Reis-i Cihan Abdülhamid ve dış güçler amacına ulaştı. 13 Nisan 1909'da 2. Abdülhamid'in hilafet ve saltanatının sona erdirilmesine karar verildi. Ama onu tahttan indirenler devlet-i aliyeden değil, aralarında Yahudi ve Ermenilerin de olduğu bir avuç kişiydi. Bedeli ağır olur diyenler, payitahttan ağır büyükle ayrıldılar. Dostumu bulun, yoksa Hindistan'ı size dar ederim. Bu memleketi benden sonra 10 sene idare etsinler, 100 sene idare etmiş sayacağım dedi giderken Ulu Hakan. Nitekim Sultan Abdülhamid Han'ın 27 Nisan 1909 tarihinde tahttan inişiyle Osmanlı'nın 1. Dünya Harbi sonunda Mondros Mütarekesi'ni imzaladığı 30 Ekim 1918 tarihleri arasında sadece 9,5 yıl vardı. Ve ne acıdır ki 10 sene bile tamamlanamamıştı. Serdar-ı Hakan, Abdülhamid Han. Sultan Abdülhamid tahttan indirildiği gece etrafındaki 38 kişiyle birlikte trenle Selanik'e gönderildi. Bütün mal varlığına el konuldu, yanına bir şey almasına fırsat verilmedi. Rıza Paşa'ya bir şey olursa dünyayı onlara dar ederim. Tahsin Paşa'ya bir şey olursa herkese. Hindistan'daki iş bırakmayı derhal durdurmanızı istiyoruz. Bunun hesabını soracağım herkese. Sultan Abdülhamid'den sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin siyasi hayata ağırlığını koyması, siyasi çekişmelerin neticesi olarak iç siyasi buhran doğması, kısa aralıklarla sık sık hükümet değişikliği, siyasi kavgalardan ordunun kendini sıyıramaması ve ordunun siyasetin içine girmesi neticesinde ayaklanmalar baş gösterdi. Reis-i Cihan Abdülhamid. Sultan II. Abdülhamid'in büyük bir maharetle idare ettiği ülke ittihatçıların elinde parçalanmaya başladı. Ülke toprakları çok büyük kayba uğradı. Sultan II. Abdülhamid 33 yıl boyunca ülkeyi büyük bir maharetle idare etti ve pek çok hizmeti bu aziz milletin hizmetine sundu. 10 Şubat 1918'de de yaşamını yitirdi. Telefonda ne işittiniz bilmiyorum ancak bunların hepsi kumpas, tezgah. Sefil Efendi her şeyi sizden duyduğunu söyledi. İnkar bitti, izah tükendi, yıkıl! Evet, sevgi, saygı, minnet ve dua ile diyelim tekrar 2. Abdülhamid için. Siyaset başlığıyla devam edeceğiz. Tekrar bölgemizin siyasetine bakacağız. Malum dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup kürsüsünde bir konuşma yapmıştı. Afyonkarahisar'daki Uzun Çarşı'da dükkanlar açılmıyor, esnaf kepenk açıyor, kepenk açamıyor, kapanıyor o kepenkler demişti.
jet hızıyla bir yanıt gelmişti. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya'dan. Hatta vatandaşlar çekip göndermişti. O da kendi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu Ali Özkaya. Bugün o açıklamayı biraz daha genişletti. Yazılı bir açıklama yaptı Ali Özkaya. Onu izleyeceğiz şimdi. Orada da uzun çarşı var Afyon'da. En işlek caddesi. Dükkanı açamıyoruz diyorlar. Açsak günde 300-400 lira masraf var diyor. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'la ilgili yaptığı açıklamalara cevap verdi. Bir AK Parti milletvekili dahi gidip kesemez orada. Erdoğan da gidip kesemez orada. CHP liderinin AK Parti milletvekilleri Afyonkarahisar ve Uşak sokaklarında gezemez diyerek gündeme getirdiği iddialara tek tek yanıt verdi Özkaya. Sayın Kılıçdaroğlu acilen etrafındaki bilgi kaynaklarını değiştirmeli. Çünkü bahsettiği üzere Uzun Çarşı'da herhangi bir esnafımızın dükkan açamadığı söz konusu olmadığı gibi yeni iş yerleri de açılmaktadır. Kılıçdaroğlu her zamanki gibi yalan siyasetine devam etmekte ancak milletimiz bunu görmektedir. Bugün bir hemşehrimizin Kılıçdaroğlu'nun açıklaması üzerine çektiği tepki videosunu izlemesini tavsiye ediyorum. Kılıçdaroğlu'na biz cevap verecektik ancak vatandaşlarımız verdi. Bu ülkenin yalancı değil dürüst siyasetçilere ihtiyacı var. Ne yazık ki Kılıçdaroğlu ve CHP ülkeyi kendilerine benzetmek gayesiyle var güçleriyle çalışıyor, durmadan yalan üretiyorlar. Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar üzerinden kamuoyunu yanıltmaya çalıştığını kaydeden Özkaya, grup toplantısında CHP'den ayrılmalara, taciz skandallarına ve parti içi huzursuzluklara tek söz edilmediğini ve bunları gizlemek için Afyonkarahisar üzerinden yalanlarla hükümete yüklenildiğine dikkat çekti. Milletvekili Özkaya, meclis çalışmalarından buldukları ilk fırsatta Uzun Çarşı ve Ambaryolu Caddesi'nde esnaflarla bir araya geleceklerini söyledi. Afyonkarahisar milletvekili olarak her zaman milletimizle birlikteyiz. Bahsi geçen Afyonkarahisar'ımızın en önemli caddesinde faaliyet gösteren esnaf kardeşlerimizle de hemen telefonla görüştüm. Böyle bir durumun söz konusu olmadığını kaydetti. Biz de meclis çalışmalarından arta kalan her fırsatta Afyonkarahisar'dayız. Pandemiye rağmen sürekli ilimizde hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. Afyonkarahisar'ımızın sorunlarını dile getiriyor ve çözümleri için çalışıyoruz. Son 3 aylık süreçte Afyonkarahisar'da 1-2 ilçe haricinde ilçelerin tamamında hükümet eliyle yapılan çalışmaları ve vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinledik. Teşkilatlarımızla birlikte Afyonkarahisar'da gezemeyeceğimiz hiçbir yer yok. Çünkü Allah'a şükür bu şehre yaptığımız hizmetler var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin 81 ilinde tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek miting yapan, milletiyle kucaklaşan bir liderdir. Her ilde farklı konuşarak siyaset yapmaya çalışan, mitinglerinde terör örgütü sloganları attıranların bu konuda söz söyleme hakkı da haddi de yoktur. Kentsel dönüşümle alakalı da Kılıçdaroğlu'na yüklenen Milletvekili Özkaya, her alanda olduğu gibi bu konuyu da yakinen takip ettiğini dile getirdi. Afyonkarahisar'da ve hatta o alanda ikamet eden hemşehrilerimiz şahittir. Biz bu konuda hemşehrilerimizin yanındayız. Hemşehrilerimizin hakkını kimseye yedirmeyiz. Afyonkarahisar'da 500 yıllık tarihi sapasağlam bir camiyi yıkarak yerine yaptıkları Utku Anıtı dışında bir eseri olmayanların bu konuya ne katkısı olur ne de söz söyleme hakkı olur. Buradaki ihalenin ertelenmesini, yeniden bedellerin hesaplanması konusunu milletvekilimiz, belediye başkanımız ve il başkanımızın da olduğu ilgili genel müdürler ve kurum yetkilileriyle yapılan toplantıda dile getirdik. Ve bu konuda hemşehrilerimizin hakkını AK Parti yetkilileri olarak biz müdafaa ettik. Bu alanda iddia edilen her türlü bilgi yalandır. Kentsel dönüşüm sonrasında daha önceden burada yeri olmayan kişilerin buradan yer sahibi olması asla söz konusu olmadığı gibi bizim de böyle bir şeye göz yummamız mümkün değildir. Bu konuda başta belediyemiz ve bizlerin yakın takibindedir. Afyonkarahisar, CHP'nin kendi gerçeklerinden saklanmak, içeride yaşadıkları taciz skandallarını ve ayrılmaları gizlemek amacıyla gündem aracı değildir. Buna müsaade etmeyiz. Yine AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya ile devam edeceğiz. Yanına bir ismi daha ekleyeceğiz ama yine AK Parti Milletvekili, Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven. Her iki vekil Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Çok da güzel, verimli bir gelişme oldu. En azından yapılan açıklamalar o yönde. Hem Afyonkarahisar'ın hem ilçelerin hem de beldelerin talepleri ve sorunları iletildi Enerji Bakanı'na. Onu dinleyeceğiz şimdi. Şeyh Adebali'nin bir sözü var.
insanı yaşat ki devlet yaşasın. Afyonkarahisar'ın enerji alanında yaşadığı sorunlar ve talepler birinci ağızdan en yetkili kişiye Enerji Bakanı Fatih Dönmez'e iletildi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunseven, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Şimdi iki siyasi liderimiz bu sözü hayata geçirmek için mezara kadar olan bir ittifakın, ortaklığın adımını attılar. Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Milletvekili Ali Özkaya, Afyonkarahisar, ilçe ve beldelerde yaşanan enerji kaynaklı sorunları ve talepleri Bakan Dönmez'e birinci elden Milletvekili İbrahim Yurdunseven'le birlikte ilettiklerini söyledi. 5 tane salkım alıyoruz. 17,5-18 kilo ürün alabiliyoruz. Afyonkarahisar'daki termal otellerin sorunları, Afyonkarahisar'ın elektrik enerji temin noktasında yaşanan sorunları, en aza indirecek olan Karaaslan Trafo Merkezi çalışmasının hızlandırılması ve Afyon 1 Trafo Merkezi'nin yenilenmesi noktasında Bakan Dönmez'den destek istendi. Milletvekili Ali Özkaya, Dinar Termik Santrali bölgesinde bulunan jeolojik durum nedeniyle üst düzey teknoloji ihtiyacı var. Bu noktada termik santrali ile ilgili olarak çalışmalar bakanlığımız tarafından devam ediyor. Sayın Bakanımız da konuyu yakından takip ediyor. Ayrıca ilimize doğalgazın ulaşamadığı ilçe kalmaması hususunda da taleplerimizi ilettik dedi. Bence en büyük zenginliğiniz sayın vekilim, sayın başkanların insanlarınız. Çünkü insanlarınızın içindeki enerji dışa vurmuş durumda. Fazlasını ben almaya geldim. Milletvekili İbrahim Yurdunseven de Bakan Dönmez'e Dazkır ilçesinin 2021 yılında doğalgaz yatırımları planına dahil edilmesi hususunu, yine doğalgazla alakalı Başmakçı ve Sinanpaşa ilçelerinin de bir sonraki yatırım programına alınması ve bu ilçelerin doğalgaza kavuşması talebini ilettiklerini söyledi. Yurdunseven, inşallah Sayın Bakanımız bu konuda bizlere destek olacak ve Afyonkarahisar'ımızda doğalgazın olmadığı ilçemiz kalmayacak dedi. Afyonkarahisar genelinde termal turizm destinasyonlarını artırmak amacıyla önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Yurdunseven, Emirdağ ilçesinde termal su bulunması amacıyla da görüşme yapıldığını belirtti. Emirdağ ilçemizin sıcak su haritası çıkarılarak, akabinde de sondaj kuyusu çalışmaları yapılarak sonuçlara göre yeni bir termal destinasyon çalışmalarını başlatacağız dedi. İki milletvekili ayrıca Bolvadin bölgesine hizmet edecek olan Bolvadin Trafo Merkezi için bölgede kamulaştırma yapılarak ihaleye çıkılması hususunda Bakan Dönmez'e iletti. Bu arada AK Parti Milletvekili Ali Özkaya geride bıraktığımız saatler içerisinde de sosyal medya hesabı Twitter'dan bir açıklama yaptı. Malum haberde Dazkır ilçesinden de bahsediliyordu. Doğalgaz konusuyla alakalı Başmakçı ve Sinanpaşa ilçeleri de bir sonraki yatırım programına alınacak anladığımız kadarıyla. Hatırlanacağı gibi 2019 yılının Ağustos ayında Denizli'nin Çardak ilçesinde bir deprem meydana gelmişti. Sadece Çardak'ta değil o Çardak'a komşu olan Afyonkarahisar'ın Dazkır ilçesinde ve aynı zamanda Dazkır'a bağlı köylerde de etkisini hissettirmişti. Birçok ev hasar görmüştü. İşte o Dazkır'ın köylerinde konutların yapımlarına 10 gün içerisinde başlanacak köylerde. Bunu da müjdelemiş oldu milletvekili Ali Özkaya, hayırlı uğurlu olması temennisinde de bulundu. Tekrar edelim, Dazkır ilçesindeki o köylerde 2019 yılındaki depremde hasar gören o binalar için yeni köy evleri yapılacak. Biz de tekrardan hayırlı olsun diyelim. Devam ediyoruz. Orman ve Su İşleri eski bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu aile yılıyla ilgili açıklamalar yaptı. Malum 2021 yılı Afyonkarahisar'da aile yılı olarak ilan edilmişti ve her ayda bir tema belirleniyor. Şubat ayının teması ise ailede huzur ve mutluluk oldu. Daha fazlası da var, onu izleyeceğiz şimdi. Orman ve Su İşleri eski bakanı ve AK Parti Afyonkarahisar milletvekili Veysel Eroğlu, toplumların ve devletlerin ayakta kalmasının, varlıklarını devam ettirmesinin ancak aile yapısının sağlamlığı ile mümkün olduğunu söyledi. Afyonkarahisar Valiliği'nin koordinasyonda 2021 yılının Afyonkarahisar Aile Yılı olarak belirlendiğini hatırlatan Eroğlu, son yıllarda Türkiye'nin gelişmesi ve kalkınmasını istemeyen bazı mihrakların aile yapısına zarar vermeye çalıştığını, kısmen de olsa bunda başarılı olduklarına dikkat çekti.
Aile üzerinde yaptıkları bu tahribat neticesinde boşanma oranlarının her geçen yıl arttığını görüyoruz. Misal olarak 2018 yılında ülke genelindeki evlenme ve boşanma sayılarına baktığımızda boşanma oranının %26, 2019 yılında ise %29 olduğunu görmekteyiz. Henüz resmi olarak boşanmamış ancak ayrı yaşayan çiftleri de dahil ettiğimizde bu oranın %30'u geçtiğini müşahede etmekteyiz ve bu durum bizi çok derinden üzmektedir. Aile yapısına büyük ehemmiyet veren gelenek, örf ve ananelerine uygun yaşayan Afyonkarahisar'ımızda da boşanmaların maalesef ki arttığını görmekteyiz. 2019 ve 2020 yıllarında evlenme ve boşanma sayılarına baktığımızda boşanma oranının ilimizde takriben %25 olduğu görülmektedir. Boşanmalarla birlikte gençlerin evlenmeye soğuk bakması ve evlenme yaşının artması da aile ve toplumumuzu menfi manada etkilemektedir. Proje kapsamında her ay için bir tema belirlendiğini hatırlatan Eroğlu, bu temalar çerçevesinde kimin, neyi, ne zaman yapacağının tek tek planlandığını söyledi. Ocak ayının teması evlilik ve yuvanın kurulmasıydı. İçinde bulunduğumuz Şubat ayının teması ise ailede huzur ve mutluluk konusudur. Aile bireylerinin günlük hayatlarında mutlu ve başarılı olmaları için aile içindeki mutluluk çok önemlidir. Mutlu ailede yetişen çocuklar da toplum için birer kazanım, kendileri adına da başarı ve güzel bir gelecek demektir. Hedefimiz hali hazırda en mutlu ikinci il olan Afyonkarahisar'ımızı sağlam aile temelleriyle güçlü toplumu oluşturmak, mutlu, sağlıklı bir toplum teşkil etmektir. Neticede ülkemizin en mutlu ili olmaktır. Afyonkarahisar'da yaktığımız bu güzel meşale giderek büyüyecek ve bütün Türkiye'yi aydınlatacaktır. İstediğimiz, özlediğimiz çekirdek aile yapısını oluşturmaktır. Evet, Sayın Bakanımız da bu konuya büyük önem veriyor. Zaman zaman açıklamalar yapıyor. Zaman zaman da düzenlenen toplantılara katılıyor. Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğünde başlatılmıştı malum. 2021 aile yılı olarak ilan edilmişti. Biz de gelişmeler oldukça yine takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu üyeleri bugün ziyaret turundaydı ve Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği'ni de ziyaret ettiler. Başkan Sezer Küçükkurt'la görüştüler. Genç girişimciler hedeflerini ve yaptıklarını da anlattı. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu'nun Başkanı Mustafa Özkan ve kurul üyeleri, Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt'u dernek binasında ziyaret etti. Yaklaşık 80 gündür faaliyetçiyiz, kapalıyız işaretle. Kurul Başkanı Mustafa Özkan, 2 yıl önce seçimle göreve geldiklerini belirterek yapılan faaliyetleri anlattı. Faaliyetlerimizi Ticaret ve Sanayi Odası'nda yürütüyoruz. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'ne de bağlıyız. 117 üyemiz var. Türkiye Odalar Birliği'nin belirlemiş olduğu sayı 117. Onun dışında 5 büyük ilçemizden birer temsilci arkadaşımız var. Bunun yanında işte sosyal sorumluluk projelerimiz var. Köy okullarından gelen destek talepleri oluyor. İmkanımız doğrultusunda onlara yardımcı oluyoruz. Bunun dışında üniversitede öğrencilere eğitimler, seminerler düzenliyoruz. Aynı anda üyelerimize de ticaret ve sanayi üyelerimizde eğitimler düzenliyoruz, eğitmenler getiriyoruz, söyleş düzenliyoruz. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu'na her türlü desteği verdiğini söyleyen Kurul Başkanı Mustafa Özkan, Serteser ve Yönetim Kurulu üyelerine de teşekkür etti. Sağ olsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanımız zaten Hüsnü Serteser arkamızda her türlü desteği bize veriyor. Genç Girişimciler Kurulu yöneticileri özellikle hizmet ve gıda sektörüne yönelik salgın kısıtlamalarının bir an önce kaldırılmasını sabırsızlıkla beklediklerini, hükümetin bu yönde aldığı karar ve uygulamaları desteklemekle birlikte virüsün etkisinin azalması dileğinde bulundu. Reel sektörde büyük sıkıntılar yaşandığını, ancak millet olarak bunun da üstesinden gelineceğine inandıklarını belirten Genç Girişimciler Kurulu üyeleri, sağlıklı, mutlu ve normal günlerde en kısa sürede kavuşmaya yönelik umutlarını da dile getirdiler. Organize gelirsiniz de bekleriz her zaman. Teşekkür ederim. Afyonkarahisar Basın Yayın Derneği Başkanı Sezer Küçükkurt'a ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Genç girişimciler gerçekten bizlerin de önem verdiği bir grup. İş hayatımızın temel dinamiklerindensiniz. Biraz önce bahsettiğiniz çalışmalarda biz de Afyonkarahisar Basın Yayın Camiası olarak eğer sizlere katkı sunabilirsek bundan büyük mutluluk duyarız.
Evet, ziyaretin ayrıntıları da bu şekildeydi. Neyle devam edeceğiz? Depremle devam edeceğiz. Dün bu saatlerde tam 24 saat önce deprem yine kendisini hatırlattı. Hatta an be an bilgileri de paylaşmıştım sizinle. Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde meydana gelmişti. Afyonkarahisar'a yakın olan bir Konya'nın ilçesi, 130-140 kilometre uzaklıkta. Sadece Tuzlukçu değil, çevre ilçeler, Çeltik olsun, Yunak olsun, Konya'nın oraları hissetti. Aynı zamanda Tuzlukçu'ya yakın olan ilçeler de vardı Afyonkarahisar'ın, Bolvadin ve Çayı ilçeleri. Deprem orada da hissedildi. Arda arda 3 deprem yaşandı. Birer dakika arayla 4,7, 4 ve 4,1 oldukça ciddi bir sarsıntıydı. Orta şiddetli bir sarsıntı olarak en azından kayıtlardaki yerini koruyor. Birçok vatandaş geceyi tedbir amacıyla dışarıda geçirdi. Bazı evlerde çatlaklar oluştu. Şimdi dün akşam ve gece yaşananlara bakacağız. Bütün merkezden muhtarlarla iletişime geçtik. Konya'nın Bebekli Mahallesi'ndeyim. Peş peşe 3 deprem, 15 artçı sarsıntı. Konya geceyi dışarıda korku içinde geçirdi. Ankara'da orada herhalde. Ankara kayıp, İstanbul bulmuyor burayı da. Deprem gerçeği bu kez de Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde kendini gösterdi. Merkez üssü Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde saat 18.51'de 4.7, saat 18.52'de 4 ve 18.53'te de 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Depremler Tuzlukçu'ya yakın olan Akşehir, Yunak, Çeltik gibi ilçelerde de hissedilirken kent merkezinde hissedilmedi. Depremi yaşayanlarsa kendini dışarı attı. Korku ve panik içindeki vatandaşlar tedbir amaçlı geceyi dışarıda geçirdi. Deprem yaşandı, biz kendimizi dışarıya attık. Hem de iki sefer salladı. Deprem amaçlı gece dışarıdayız şu anda. Şiddetliydi, duvarları falan iyi bir salladı. Tek sefer mi oldu yoksa? İki sefer hissettik. Kaç sefer oldu bilmiyoruz ama iki sefer hissettik. Dışarıdayız. Amaçlı dışarıdayız. Akşam 6 sularında arkadaşımın yanında hayvan besliyordu. Onun yanındaydım. Alttan bir gümleme oldu. Aradan 3-4 saniye sonra sallamaya başladı. Peşine 3-4 dakika sonra tekrar salladı. Şu an köyümüzde herhangi bir hasar yok. Korktuk, tedirgin olduk. Avludaydım. Bir gümleme sesiyle beraber, uğultuyla beraber, sonra köpeklerin, kuşların sesleriyle beraber kaçıştık. O kadar. Bir can mal kaybı yok. Şu an herhangi bir sıkıntımız yok. 3-5 dakika arayla 3 sefer salladı. Ondan sonra hemen olay yerine geldim. İncelemelerde burada şu anda herhangi bir mal kaybı, can kaybı yok. Göçme yıkılmadı, herhangi bir tahribat da yok. Valilik, emniyet, sağlık, AFAD ekipleri ve sivil toplum kuruluşları ise depremin ardından hemen harekete geçti. Depremi yaşayan bölgeler çember altına alındı. Çok sayıda ekip inceleme başlattı. Vatandaşlar yalnız bırakılmadı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan da depreme ilişkin açıklama geldi. Geçmiş olsun dileğinde bulunan Soylu, an itibariyle olumsuz bir durum söz konusu değildir diyerek bilgi verdi. Konya Valiliği de vatandaşları sürekli bilgilendirdi. Taramaların devam ettiği herhangi bir olumsuzluğun olmadığı duyuruldu. Bütün merkezden muhtarlarla iletişime geçtik. Konya'nın Bebekli Mahallesi'ndeyim. Konya'nın Tuzlukçu ilçesi merkezli 3 depremin ardından hemen incelemeler başlatıldı. Bazı evlerde küçük çatlaklar oluştuğu tespit edilirken ekipler gece boyunca sahada seferber oldu. Bütün merkezden muhtarlarla iletişime geçtik. Konya'nın Bebekli Mahallesi'ndeyim. Tuzlukçu Kaymakamı Ahmet Yeşilyurt mahallelerde incelemede bulundu, bilgi aldı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti. Şu anda ilçemizde herhangi bir can ve mal kaybı bulunmamakta. Aynı şekilde sadece bu Mevlütlü mahallemiz yanına bulunan Koraşı mahallesinde bir iki evde çatlağımız mevcut. Merkezde bir evde küçük bir çatlağımız mevcut. Onunla nedeni bu ilçemizdeki evlerin kerpiç ev olmasından dolayı o evlerde bir takım çatlaklar var. Bu deprem Afyonkarahisar'ı da korkuttu. Bolvadin ve Çay ilçeleri Tuzlukçu'da yaşanan sarsıntıyı fazlasıyla hissetti. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Allah da daha beterinden saklasın temennimizi ve duamızı da yine eleyelim sevgili seyirciler. Ayfer Gök Burdurluydu. 2001 yılında Konya'da eğitim uçağının düşmesi sonucu şehit oldu. Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu olarak da hem kayıtlar hem de tarihe geçti. Şehadetinin 20. yılında da mezarı başında anıldı.
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Henüz 1 yaşındayken kamyon şoförü olan babasını kaybetti. Annesi Ümmü Gülsüm Gök 4 kız çocuğuyla tüm sorunlara göğüs gerdi. Çocuklarına hem annelik hem de babalık yaptı. O çocuklardan biri de Ayfer Gök'tü. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Lise öğrencisi olan ve hayatında bir kez bile uçağa binmeyen Ayfer, Antalya Havalimanı'ndan kalkıp Bucak üzerinden geçen uçakları hayranlıkla izliyor. Arkadaşlarına bir gün ben de onların içinde olacağım diyordu. Astsubay olan amcası sayesinde Ayfer'in bu hayali askeri pilotluğa dönüştü. 1994 yılında teğmen adayı olarak eğitimine başladı. Hava Harp Okulu'ndaki 4 yıllık eğitimini 1998 yılında iyi dereceyle bitiren Ayfer Gök, daha sonra Çiğli Anajet Üssü'nde 2 yıl uçuş eğitimi aldı. 3 Kasım 2000'de ise Konya 3. Anajet Üssü'nde göreve başladı. Sıratlarını affeyle ya Rabbi, hepimizi iman, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Ancak hayali olan bu meslek onun şehadet şerbeti içmesine neden oldu. 9 Şubat 2001 tarihinde 3. Anajet Üs Komutanlığı'nda F-5A uçağıyla eğitim uçuşu sırasında Konya'nın Daran Köyü yakınlarına düştü. Hava pilot teğmen Ayfer Gök oracıkta şehit oldu. Türkiye'nin ilk şehit kadın pilotu Ayfer Gök, ölümünün 20. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Şehitlikteki anma törenine Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Şehit Gök'ün mezarına çiçekler konuldu, ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Sıratlarını affeyle ya Rabbi, hepimizi iman, Kur'an nasip eyle ya Rabbi. Tüm şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Geride kalanlarına da baş sağlığı ve sabır. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesine götüreceğiz. Şimdi sizi malum jeotermal enerji kaynaklarının oldukça yoğun olduğu ve yoğun olarak kullanıldığı bir ilçemiz. Sandıklı Afyonkarahisar'ın da en büyük ilçelerinden bir tanesi ve son zamanlarda özellikle o jeotermal enerjiyle ısıtılan seralar gündemde. O seralarda da ağırlıklı olarak domatesler üretiliyor ve bu üretilen salkım domatesler tam 30 ülkeye ihraç ediliyor. Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde organik ve iyi tarım uygulamalarıyla jeotermal seralarda domates yetiştiriciliği yapılıyor. Salkım domatesler Rusya, Hollanda ve Romanya başta olmak üzere 30 ülkeye ihraç ediliyor. Sandıklı bölgesi jeotermal serada Türkiye'nin en önde gelen yerlerinden bir tanesi. Yaklaşık %35'ine hitap ediyoruz biz Türkiye'deki jeotermal seraların. Bununla beraber ilçemizdeki en fazla üretim şekli domates üretimi yapılmaktadır. Salkım domates üzerine bir çalışma var. İlçedeki 24 modern jeotermal serada hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceye kadar düşse de salkım domates üretimi yaz-kış devam ediyor. Burada binlerce kardeşimiz, özellikle kadın istihdamı ön planda olmak üzere çalışanlarımız vardır. Bizim önümüzdeki dönem içerisinde yapılacak projelerimizle, seralarımızla beraber yaklaşık 1,5 milyon metrekare serayla Türkiye'nin %35'inden daha fazlasına hitap etme adına çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam etmektedir. Türkiye'deki jeotermal seracılığın %35'i Sandıklı ilçesinde yapılıyor. Jeotermal su ısınmada kullanılmasının ardından seralarda değerlendiriliyor. Bu domateslerin 29 gün raf ömrü ve dayanıklılık süresi var. Seralarda yetiştirilen salkım domatesler ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlıyor. İhracat noktasında Sandıklı domates çok dayanıklı bir domates. Özellikle günlük sıcaklık farkının yüksek olması, sandığımızdaki domatesimizin ve yazların serin olması domatesin kalitesini üst düzeyde tutuyor. Sandıklı'da hedef 2024 yılına kadar 2 milyon metrekarenin üzerindeki alanı jeotermal seracılığa kazandırmak. Peki salkım domatesler nasıl üretiliyor? Fideler Hindistan cevizi kabuğuna dikiliyor. 2 ay gibi bir sürede ise ürün vermeye başlıyor. Çiçeklenme döneminde arılarla doğal yollarla bitkinin döllenmesi sağlanıyor. Yani hiçbir şekilde kimyasal madde kullanılmıyor. Dolaşmaları yavaş. Çıkan oluyor.
Rusya'nın Türkiye'den aldığı domates kotasını artırması da jeotermal sera üreticilerini sevindirdi. Ürünler yurt içinden Ankara, İstanbul ve İzmir'e, yurt dışında ise başta Avrupa ülkeleriyle Rusya, Hollanda ve Romanya'ya ihraç ediliyor. Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, jeotermal suyun önemine de dikkat çekti. Bir jeotermal su dediğimiz zaman hem şehrin ısınması, hem istihdam, hem ihracat, hem suyun geri dönüşüm olarak çevremize destek sağlaması birçok noktada planladığımız çalışmalarla hem geri dönüşme kazandırıp hem de ilçemiz adına muhteşem bir eserler bırakmak için daha hızlı, daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bir vefat haberi paylaşacağız sevgili seyirciler sizinle. Afyonkarahisarlı iş adamlarından, hayırsever iş adamlarından İsmail Müsürler hayatını kaybetti. Müsürler bir süre önce beyin kanaması geçirmişti. Beyin kanaması geçirdi, hastaneye kaldırıldı ama yaşam mücadelesini kaybetti. Sevenleri İsmail Müsürler için saf tuttu. Kur'an ile yaşayıp imanla Kur'an'la ölebilmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip eylesin inşallah. Afyon Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Müsürler, iş adamı Celalettin Müsürler ve Atso Meclis üyesi Fatih Müsürler'in kardeşi olan Atso Meclis üyesi İsmail Müsürler, 24 Ocak 2021 tarihinde beyin kanaması geçirmiş ve hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılmıştı. Ancak iş adamı İsmail Müsürler yaşam savaşını kaybetti. Hayata gözlerini yumdu. İsmail Müsürler için Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Müsürler'in yakınları, Vali Gökmen Çiçek başta olmak üzere Afyonkarahisar protokolü, çok sayıda iş adamı ve sevenleri katıldı. Müsürlerin cenazesi ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Biz de Kanal 3 ailesi olarak, Mega Birlik Medya ailesi olarak Allah'tan rahmet diliyoruz. Geride kalanlarına da başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz. Sevgili seyirciler, Manisa'nın Akhisar ilçesinde caminin tadilatında çalışan işçilerin kaldığı lojmanda yangın çıktı. Yangının sebebi ise iddiaya göre sobanın patlaması. Bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. Görüntüler Manisa'nın Akhisar ilçesindeki bir cami lojmanından. İddiaya göre caminin minare inşaatı için lojmanda kalan 3 işçi ısınmak ve yemek yapmak için soba yakmak istedi. Bu sırada sobada belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Cami lojmanından bir anda dumanlar yükseldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yoğun dumandan etkilenen bir şahıs binanın içinde hayatını kaybetti. Hayati tehlikeleri bulunmayan iki kişi ise hastaneye kaldırıldı. Yangın sonrası lojmanın taban kısmı ve içeride bulunan eşyalar tamamen küle döndü. Sevgili seyirciler, Eskişehir Bilecik Karayolu'nda tekerleri tutuşan tır yanmaya başladı. Tırda büyük hasar meydana geldi. Manisa'nın Alaçayır ilçesinde de seyir halindeyken lastiği patlayan işçi servisi yola devrildi. Kaza sonrası minibüs alev aldı. Üçü ağır, 7 kişi yaralandı. Konya'dan İstanbul'a gitmek için yola çıkan Hüseyin Turan yönetimindeki deterjan yüklü tırdan Eskişehir Bilecik Karayolu 30. kilometresinde dumanlar yükselmeye başladı. Sık sık bekleme. Durumu fark eden sürücü aracı durdurup aşağıya indi ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla alevler söndürülürken araçta maddi hasar meydana geldi. Evet, kaza var. Otobüs yanıyor. İşçi ameliyatı.
Burası da Manisa. İşçi servisi alevlere teslim oldu. 3'ü ağır, 7 kişi yaralandı. Görüntüler Alaşehir-Salihli karayolunda kayda geçti. Allah korumuş ya, vallahi billahi. Allah'ım yarabbim. Şakir Akkuş yönetimindeki işçi servisi seyir halindeyken lastiğin patlaması nedeniyle yola devrildi. Kaza sonrası minibüsten alevler yükselmeye başladı. Minibüste bulunan 20 işçi olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinden çıkarıldı. Kazada 7 kişi yaralandı, 3'ünün durumu ağır. Bir yağış haberi paylaşacağız. Manisa'nın Soma ilçesinden gelecek bu görüntüler. Şiddetli yağış vardı dün akşam saatlerinde, gece saatlerinde Soma ilçesinde ama lokal olarak sadece bir noktayı etkiledi ama orası da adeta Venedik'e döndü. Ne yapsın bu adamlar? Manisa'nın Soma ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle birçok ev sular altında kaldı. Bu insana gece yarısından böyle böyle. Sabaha kadar süren yağmurda Soma'nın Zafer Mahallesi'nde 15 ev sel sularından etkilendi. Evler göl içinde. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla evlerden suyu temizlemeye çalışırken 12 küçükbaş hayvanın da telef olduğu bildirildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de sel basan sokakta çalışma yaptı. Vatandaşlar mahallelerinde her yağışta otobandan gelen sular nedeniyle sele maruz kaldıklarını belirterek bu soruna köklü çözüm üretilmesini istedi. Evet, dün de söylemiştik. Önümüzdeki günlerde sadece Afyonkarahisar ve bölgemiz değil, Türkiye yağışlı ve soğuk havanın etkisi altına girecek. Bununla ilgili ayrıntıları da sizlerle önümüzdeki bültenlerde paylaşacağız. Hava sıcaklıkları 10-15 derece birden düşecek. Bazı noktalarda yağmur etkili olacak, bazı noktalarda kar yağışı etkili olacak yoğun bir şekilde. Ve tabii ki hava sıcaklıklarında da hissedilir derecede bir azalma söz konusu olacak. Nereyle devam edeceğiz? Burdur'a götüreceğiz şimdi sizi. Bir kaza haberi var. Ne yazık ki o kaza da ölümlü. Bir otomobil tankerle deyim tam da yerinde kafa kafaya çarpıştı. O otomobil sürücüsüne mezar oldu. Tankerle çarpışan bu otomobil sürücüsüne mezar oldu. ...29 yaşındaki Tolga Bilgiç'in kullandığı otomobil Isparta-Antalya karayolunda Burdur sınırlarındaki Çamlıdere mevkisinde tankerle kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Bilgiç'in cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Tanker sürücüsü ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Sıradaki haberimiz Eskişehir'den sevgili seyirciler. Göçmenlerden bahsedeceğiz veya bir başka ismiyle mülteciler veya düzensiz göçmenler. Daha iyi bir yaşam umuduyla oradan oraya, oradan oraya gidiyorlar maalesef. Doğdukları, büyüdükleri toprakları terk etmek zorunda kalıyorlar. Milyonlarca mülteci var dünya genelinde, hatta birçok ülkenin nüfusunu geçecek sayılara sahip, 80-90 milyon civarında mülteci var. Tabii kimisi başarıyor, kimisi denizleri geçiyor, göletleri geçiyor, dağları bayırları geçiyor ama kimisi de yakalanıyor ve sınır dışı ediliyor tekrar. Eskişehir'de buna yönelik bir operasyon vardı, tam 63 düzensiz göçmen araçların içerisinde yakalandı. Araçlardan tek tek indirildiler. Aralarında kadınların da bulunduğu göçmenler yapılan operasyonla yakalandı. Eskişehir'de Suriye'den sınır illerine yasal olmayan yollarla giriş yaptığı ve Batı illerine gitmek istediği belirlenen 63 düzensiz göçmen işte böyle yakalandı.
Göçmenler yapılan işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sürücülere ise idari para cezası uygulandı ve araçlar trafikten men edildi. Ve kumar operasyonları, kumarhane baskınları. Eskişehir'den sık sık paylaşıyoruz. Malum pandemi sürecinde ruhsatsız iş yerleri mühürleniyor. O mühürler tekrar açılıyor, tekrar kumar oynanıyor. Maske yok, mesafe yok, hijyen yok, hiçbir şey yok. Ama bu kez haberimiz Isparta'dan. Isparta'da da kumar operasyonu vardı. 23 kişi yakalandı. O kişilere ceza da kesildi tabii ki. Oynamaktan vazgeçmediler, yine yakalandılar. Sosyal mesafe kurallarına uymadılar, yüzlerini kapattılar. Isparta'da düzenlenen operasyonda kumar oynayan 23 şahıs işte böyle yakalandı. Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren iş yerinin işletmecisine kumar oynanmasına yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Şahıslara ise 91.534 lira para cezası uygulandı. Sevgili seyirciler, Eskişehir Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ve gönüllü öğretmenlerden oluşan Milli Eğitim Tiyatrosu Değerleri Anma Hareketi. Yani kısa adıyla METDA, gölge oyunlarını öğrenciler için dijital platformlarda yayınlıyor. Detaylar haberimizde. Mis kokulu çiçeklerle güzelleşiyor çevremiz, sizlerin hayalleriyle renkleniyor perdemiz. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde gönüllü öğretmenlerden oluşan topluluk, öğrenciler için ders kazanımlarını içeren gölge oyunları hazırlayıp dijital platformlarda yayına sunuyor. Sütçünün beygirini kaşıntı tutmuş, istiyor kaşığa. Şakayı bırak Karagözüm, gecikiyoruz, aşağı in. Neden inecekmişim yahu? Mettah Genel Sanat Yönetmeni Özel Bilgiç, amaçlarının kültür mirasına sahip çıkmak ve dersleri eğlenceli hale getirmek olduğunu söyledi. Derdimiz bir kültür mirasına sahip çıkmak, bunu çocuklarımıza aktarmak, dersleri çok daha eğlenceli hale getirmek, yani hem öğrenimi hızlandırmak, öğrenimlerini, sürecini hızlandırmak ve dersleri de çok eğlenceli hale getirmek. Öğretmenlerse salgın döneminde çocukların öğrenme sürecini daha eğlenceli ve etkin hale getirmenin, geleneksel oyunlar ve yerli kahramanlarla da mümkün olabileceği düşüncesiyle gölge oyunlarını güncelleyip yaş gruplarına uygun olarak öğrenme ortamına taşımak üzere çalışma yaptı. Aslında bizim gölge oyunu maceramız daha geniş. Çünkü amacımız eğitimin içerisine Karagöz Hacivat'ı sokabilmek. Yani sadece Karagöz Hacivat dijital içerikleri değil. Yarın bir gün okullar tekrar açıldığında biz sınıflarımızda gerçek perdeyle, gerçek tasvirlerle çocuklara Karagöz Hacivat yoluyla kazanımlarımızı aktarmak istiyoruz. Covid-19 salgını öncesinde tiyatro gösterilerinin yanı sıra meddahlık yapan, köy seyirlik ve meydan oyunları sahneleyen, ilçelere turneler düzenleyen topluluk çocukların evde kaldığı salgın sürecinde de farklı bir çalışma yürütüyor. Söz müzik hepsi meddah grubuna ait zaten. Hepsini biz beraber yapıyoruz. Özgün olması bizim için en başta çok önemli. Tabii ki her şey zaten çocuklarımız için yani en başta. Geçen sene 24 Kasım'da Gökyüzü adlı oyunla başladık biz. Müzik öğretmenlerinden oluşan bir grubumuz vardı. Akapella bir tiyatro yaptık. Küçük bir parodi yaptık daha doğrusu. Sonra Asım'ın Nesini oynadık geçen sene. Eskişehir'in işte ilçelerini gezdik. Sayısını hatırlamıyorum ama her derse bir beste yaptık tabii. Her zaman her yerde bir varmışız bir yokmuşuz evvel zaman içinde. Bölgeyi dolaşmaya devam ediyoruz. Frig Vadisi'ne götüreceğiz şimdi sizi. Bültenlerimizde de sık sık yer veriyoruz. Her bir metrekaresi ayrı bir hazine, yaşayan hazine. Yeni yeni yerler de keşfediliyor ama o keşfedilen yerlerden birisinin haberi var. Aslantaş Kaya Mezarı tam 5000 yıldır tüm heybetiyle o güzelliğini koruyor ve bugünlere kadar da gelmeyi başaran yapılardan birisi. Beş bin yıllık tarihe sahip olan Frig Vadisi'nin Afyonkarahisar Nisane ilçe sınırları içerisinde kalan kısmında yer alan Aslantaş Kaya Mezarı, vadiyi ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor.
Firik Vadisi özellikle Afyonkarahisar Valiliği'nin son günlerde yaptığı projelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Vadide en nadide eserlerden birisi de Aslan Taşkaya Mezarı. İhsaniye ilçesi Demirli Köyü sınırları içindeki Aslan Taşkaya Mezarı, yabancı turistler başta olmak üzere ziyaretçilerin büyük ilgisini çekiyor. Yapı günümüze kadar gelmeyi başarırken ilk günkü heybetini de koruyor. Aslan Taşkaya Mezar Odası'nın ön yüzündeki kapı boşluğunun her iki yanında ayağa kalkmış, karşılıklı iki heybetli aslan var. Daha fazlasında Firik Vadisi alan kılavuzu Tanju Tetik anlattı. Aslan Taş, M.Ö. 8. yüzyılda inşa edilen bir mezar odası. Frikyalılarda güç simgesi hayvanlar aslan, yılan, koç ve boğa olduğu için iki tane erkek aslan rolyefi nakşedilmiş. Ön ayaklarını mezar odası giriş kapısı ön kısmına, üst kısmına koymuş vaziyette. İki yavru aslan da büyük aslanların altına yerleştirilmiş. Bu devamlılığı sağladığı düşüncesiyle yapıldığı değerlendiriliyor. İki aslan arasında bir hayat ağacı nakşedilmiş durumda. Mezar odasına girdiğinizde mezar odasının içerisi hafif tonoz tavanlı. Girişte solda bir kline, ölüyü yatırmak için sedir dediğimiz bir kline inşa edilmiş. Türkiye'nin lavanta kokulu köyü olarak bilinen Isparta'nın Keçiborlu ilçesine bağlı Kuyucak köyüne götüreceğiz şimdi sizi. Haber tabii ki lavantadan bahsedecek ama konu farklı biraz. Çünkü pandemi sürecinde 261 kişinin yaşadığı köyde hiç koronavirüs vakasına rastlanmadı. Köylüler bunu bir şeye bağlıyor. Özellikle muhtar diyor ki biz lavanta yağı ve lavanta suyu kullanıyoruz. Bu nedenle bilimsel olarak kanıtlanmasa da bu nedenle koronavirüs vakasına rastlanmadı bizim köyümüzde diyor. Bir izleyelim. ...2020 yılının yaz ayında pandemiye rağmen yaklaşık 500 bin kişi ziyaret etti. Bahçelerde gezildi, fotoğraflar çekildi. Rengarenk lavanta tarlaları ilgi odağı oldu. Görüntüler Lavanta Kokulu Köy unvanıyla Türkiye'de adından söz ettiren Keçiborlu ilçesine bağlı 261 nüfuslu Kuyucak Köyü'nden. Lavanta üretimi ve lavanta bahçeleri son yıllarda özellikle Ege bölgesinde revaçta. Görseli ve kullanım şekliyle dikkat çekici bir bitki. Kuyucak Köyü de son yıllarda lavantayla ön plana çıkıyor. Hatta bu yıl 1 milyon ziyaretçi hedefi var. Kuyucak, Haziran ayının ortalarında başlayan ve Ağustos ayının 15'ine kadar devam eden sezonda yaklaşık 500 bin ziyaretçiyi ağırladı. Köyü ziyaret edenler mor renkli tarlaları gezip bol bol fotoğraf çektirdi, alışveriş yaptı. Kuyucak pandemi döneminde başka bir konuyla daha gündeme geldi. Çünkü köyde bugüne kadar hiç kimse de korona vakasına rastlanmadı. Köylülerse bunu lavantaya bağlıyor. Bilimsel bir sonucu yok tabii, yani biz bunun bilimsel olarak bir şey herhangi bir dayanağı yok ama biz bunu şöyle yorumluyoruz. Sırf bu lavantanın yağına suyunu kullandığımız için biz buna yorumluyoruz. Yani Allah şükürler olsun ki şu anda köyümüzde bir tane daha korona gelmedi. Sadece köyümüzün de dışarıda yaşayanlar da belirdi. Yani köyümüzde yerleşik düzende bir tane korona çıkmadı. Kaldıracağım, yağ mı gidiyor? Kaldır biraz buraya bakıyorum. Tabi reklamın iyisi kötüsü olmaz. Malum kış günlerinde lavanta yok ama köy bu şekilde böyle gündeme gelmeyi de başardı. En azından biz de vesile olduk. Şu noktada bir çekincemiz var. İnşallah bu haberin ardından nazar değmez. Umarız o köy, yani lavanta kokulu köy Kuyucak koronavirüs vakalarının uğramadığı bir köy olarak kalır. Bu haberde dediğimiz gibi umarız nazar değmez. Bültenimizin son haberi Burdur'dan. Burdur'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı sevgili seyirciler. O hayvanların yemleri yemek için geldiği anlar da kameralarca kayda alındı. Doğa
Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü kış aylarında yiyecek sıkıntısı çeken yaban hayvanları için her yıl düzenli bir şekilde yapılan yem çalışmalarına başladı. 2021 yılının Şubat ayına kadar 8.450 kilogram yem desteği yaptı. Kar yağışının çok olduğu yaban hayatı geliştirme sahaları, milli park, tabiat parklarıyla devlet ve genel avlaklarına yaban hayvanları için yonca, saman, besi yemi ve pazarlardan temin edilen sebzeler bırakıldı. Bırakılan yemleri yemek için gelen yaban hayvanları il şube müdürlüğü personellerinin kameralarına yansıdı. Görüntülerde yem için gelen yaban hayvanlarının personelleri görünce kaçması yer alıyor. Yemleme çalışmaları hava şartlarına göre devam edecek. Evet, her akşam olduğu gibi konuşan fotoğraflarla bültenimizi bitireceğiz. Gelsin bakalım o fotoğrafların üzerine de konuşmaya başlayalım. Benim objektifimden bunlar bu arada, onu hemen hatırlatalım. İlk fotoğraf Acıgöl'den, Afyonkarahisar'ın Başmakçı sınırlarında bulunan Acıgöl'den. Bu fotoğrafta kuş gribi zamanında itlaf edilen hayvanlarla alakalı, malum bir arada onu yaşamıştık. Afyonkarahisar'dan bir fotoğraf karesi bu da. Karahisar Kalesi. Keçeciler Aralığı'ndan çekilen bir kare. İlginç bir kazanın fotoğrafı bu da. Kitap yüklü bir kamyonun devrilmesi ve o kitapların etrafa saçılması. Bir yavrumuz bir Türk bayrağı eşliğinde. Malum Türkiye terörle mücadeleye çok sayıda şehitler verdi ve şehitlerimize destek için mitingler düzenlenmişti. O mitinglerden fotoğraf kareleri ve bu da ne yazık ki bir şehit cenazemizde kayda geçen fotoğraf. Hangi şehidimiz? Piyade komandör İsmail Yetişkin, Sinanpaşa ilçesine bağlı Taşoluk beldesine toprağa verilmişti. Henüz 15 günlük bir kızı vardı ve o kızını dahi ne yazık ki görememişti şehidimiz. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim onun nezdinde tüm şehitlerimize. 10 Şubat 2021 Çarşamba gününe dair gelişmeler böyleydi sevgili seyirciler. Hepsini ve daha fazlasını aktarmaya çalıştık. Bu akşam da bitirdik diyoruz. Yarın saat 18.30'da tekrar görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar. Akrones Termal Otel spor haberlerini sunar. HDİ Sigorta Afyon Belediyesi İNG Basketbol Süper Ligi 21. hafta maçında Bahçeşehir Koleji'ni ağırladı. İlk çeyrekte savunma direnci göstermekte zorluk yaşayan Keçilere karşı Bahçeşehir çok yüksek dış atış yüzdesiyle oynadı ve ilk çeyrek 25-16 deplasman takımının üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyreğin başında iki takım da savunma sertliğine ağırlık verince birçok ataktan sayı çıkmadı. Çeyreğin ortalarında vitesi yükselten Keçiler farkı azaltmaya başladı. Bitime yaklaşık 1.30 kala gelen sportmenlik dışı faul ve basket faulle fark 3 sayıya kadar düştü. İkinci çeyrek 44-38 Bahçeşehir üstünlüğüyle tamamlandı. İlk devrede Bahçeşehir'in yeni transferi Stimaç, fizik gücü ve yüksek yüzdeli atışlarıyla etkili oldu. Üçüncü çeyrekte de hızlı ayaklarıyla ve hızlı pas trafiğiyle etkili olmaya devam eden Bahçeşehir farkı yeniden açmaya başladı ve çeyreği 67-58 önde tamamladı. Son çeyrekte Bahçeşehir Koleji neredeyse hiçbir ataktan eli boş dönmedi. Afyon Belediyesi ise en basit sayılara giderken bile büyük şanssızlıklar yaşadı. Bitime 2 dakika kala Bahçeşehir'de Stimaç 5 faulle kenara geldi. Maç 89-77 Bahçeşehir üstünlüğüyle tamamlandı. Maçın en skoreri 23 sayı kaydeden Eric Green oldu.
HDİ Sigorta Afyon Belediyesi baş antrenörü Can Sevim Bahçeşehir maçını değerlendirdi. Maça çok da enerjisi düşük başladık. Rakibe çok kolay sayı şansları verdik. Savunmada agresif değildik. Sonrasında da bu olmayan agresifliğimiz maalesef reboundlara da yansıdı. Rakibe verdiğimiz 10 tane hücum reboundu var ki bunların çoğu ikinci atış şansı olarak rakibe sayıyla döndü. Ve işte oralarda hep bir 10 sayı geriden takip etmek zorunda kaldık rakibi. Yakalamayı başardık ama oralarda da işte Paco'nun eksikliğini çok hissettik ne yazık ki. Takım organize edecek o kırılma noktalarında doğru karar verecek oyuncunun olmaması maalesef bugün maçın kararını belirledi. Paco'suz nasıl bir oyun planınız vardı hocam? Ya, Paco'suz oyunumuz açıkçası bayağı zorlanıyoruz Paco olmadığı zaman. Çünkü bizim ana top yönlendiricimiz ofensif kısımda Paco. Ondan sonra Chris geliyor. Biz maalesef Paco olmadığı zaman tamamen Chris'in oynayabileceği pick and roll'larla pozisyon yaratmaya çalışıyoruz. İkinci, üçüncü oyuncuyu bu sefer çıkartamıyoruz. Yani Jonathan Makura'nın görevi bu değil. Yani onun görevi topla oynamak, yaratmak değil. O son noktadaki atışları kullanması için bu takımda. İstediğimiz bench katkısında o kozisinde Türklerden de alamıyoruz maalesef. O yüzden eksikliğini çok fazla hissediyoruz. HDİ Sigorta Afyon Belediyesi Bahçeşehir Koleji maçının ardından çok çirkin bir olay yaşandı. Keçilerin Amerikalı yıldızı Chris Wright sosyal medya hesabı üzerinden ırkçı bir saldırıya maruz kaldı. Sosyal medya hesabından kendisine edilen küfürleri paylaşan Wright, DM'de gizli kalmasın, anlamak için çevirin, Türk halkı biliyor dedi. Fehmi Şahin adlı kullanıcı hesabı Wright'a ağza alınmayacak küfürler ve ten renginden dolayı maymun ifadesiyle saldırdı. Şahin daha sonra hesabını gizledi. Aksa Sigorta Efeler Ligi 20. hafta erteleme maçında Afyon Belediye Yüntaş TFL Altekme'ye konuk oldu. İki takım arasında oynanan son 3 maçı da kazanan Afyon'un Efeleri maça iyi başladı ve ilk seti 25-19 kazandı. İkinci set ev sahibi Altekme'nin 25-19 üstünlüğüyle bitti ve setlerde durum 1-1 oldu. Zorlu geçen 3. seti kazanan 25-23'lük skorla Afyon Belediye Yüntaş oldu. Afyon setlerde durumu 2-1 yaptı. 4. setin başından itibaren seti önde götüren Altekme bu seti 25-19 kazandı ve setlerde durumu 2-2 yaptı. Son ana kadar berabere giden 5. seti Altekme 15-13 kazandı. Afyon Belediye Yüntaş 2 kez öne geçtiği maçta 3-2 mağlup oldu. Afşet Afyonspor'a PFDK'dan ceza geldi. Sarıyer Spor maçında protokol tribününe fazla sayıda kişi alınması nedeniyle Afşet Afyonspor'a ceza kesildi. PFDK'dan yapılan açıklama şöyle: Afşet Afyonspor Kulübü'nün 03.02.2021 tarihinde oynanan Afşet Afyonspor Sarıyer Misli.com 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında protokol tribününe talimatta belirlenen sayıdan fazla kişi alınmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 12 bin lira para cezasıyla cezalandırılmasına karar verilmiştir. Hekimoğlu Trabzon yeni teknik direktör Bayram Toysal'la sözleşme imzaladı. İmza töreninde konuşan Başkan Celil Hekimoğlu, bu yıl şampiyonluk parolasıyla çıktığımız bir sezonda bazı şanssızlıklar yaşadık, ligi ilk 5 içinde bitirmek istiyoruz dedi. Osman Özköylü'nün Hekimoğlu Trabzon'dan ayrılıp 6 ayın başına geçmesini de şöyle değerlendirdi Hekimoğlu. Geçmiş dönemde bizimle çalışan teknik direktör istifa etti ve başka bir kulübe geçti. O defteri biz kapattık, konuşmak istemiyoruz. İnşallah Bayram Hocam'la birlikte kupayı almak bize nasip olacak. Teknik direktör Bayram Toysal ise bu ailenin bir ferdi olmaktan ekibim adına gurur duyuyorum. Bu fırsatı bize verdiğiniz için de teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandı.
Akronis Termal Otel spor haberlerini sundu.